misyon olarak programımızda hızlı değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak, oradaki yeterli bilgi ve etik kurallara da uygun siber güvenlik uzmanları yetiştirmek istiyoruz. Bu doğrultuda eğitim materyalimizi gerek laboratuvar ortamlarında gerekse teorik materyallerimizi sürekli güncelliyoruz. Ulusal ve uluslararası alandaki yapıya uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Buradaki akademik programı biz sürekli güncelliyoruz. Yani bir önceki yılla bir sonraki yılın akademik programları değişen teknolojiye de uygun bir hale getirmek üzere içerikleri değiştiriyoruz. Laboratuvar ortamındaki bütün teorik ve pratikte kullandığımız tüm materyali sürekli güncellemek durumunda kalıyoruz. Bu da hem yerele hem ulusal hem de uluslararası yapıdaki teknolojik gelişmelere uygun olarak devam ediyor. Teknolojik açıdan sürekli geliştiği için ve bütün özel kurumlarla, kamu kurumlarının siber güvenlik personeli ihtiyacı doğduğu için ve burada farklı alanlarda personelin istihdam edilmesi gerektiği için burada okuyan öğrencilerin istihdamla ilgili sorunları olmuyor. Birinci önceliği bu. Burada gençlerin bu alanla ilgili bir hevesleri var aynı zamanda siber güvenlik alanıyla ilgili. Ve bizim akademik programımız içerisinde siber güvenliği sadece işte hacking ve diğer zafiyet tespitleri olarak değil, bunun yanında mesela adli bilişim uygulamaları olarak da veriyoruz. Yapılan bir saldırının veya bir zafiyetin tespit edilmesi, buna yönelik çalışmalar yapılması, imaj alınması, adli kopya çıkarılması gibi müfredatımızın içinde bunlar var. Bunun haricinde bilişim hukuku alanımız var. Bunları da veriyoruz. Yani o etik ve bilgi ve yetenek kısmının tamamını, o misyonda belirttiklerimizi doldurmak için buradaki bütün müfredatı da buna göre dizayn ediyoruz. Üniversitemiz İstanbul Ticaret Odası'na bağlı bir kuruluş olduğu için burada İTÜ'nün desteği var. Orada birçok firmayla, birçok kurumla birlikte işbirliği içerisinde çalışıyoruz ve hali hazırda devam eden işbirliği protokollerimiz var. Bunlarla gerek eğitimi devam ettirmek, gerekse staj ve istihdam alanlarında öğrencilere büyük olanak sağlıyor. Burası ilk kurulan program. Siber güvenlik programının ilk kurulduğu ve bu sene ilk kez mezun verdik. Bu doğrultuda biz akademik olarak daha hazırız, daha aktifiz. Laboratuvarlarımız ve yine dışarıdan yaptığımız işbirliği anlaşmalarında sanal laboratuvarlarda kullanıyoruz. Yani bizdeki öğrenci sadece derste ve ders saatindeki laboratuvarı kullanmıyor. Bunun haricinde 24 saat boyunca Cyber Exam firmasıyla yaptığımız işbirliği doğrultusunda 7/24 bu alandaki bütün uygulamaları tekrar edebiliyor. Şimdi burada siber güvenliğin haricinde bir de üniversitemizde İstanbul Adli Bilişim Laboratuvarı var. Yani sadece siber alan değil, bu siber alanın içerisinde aslında ilk başta birlikte bir organizeydi. Bunlar sonradan adli bilişim ayrı bir alana dönüştü. Adli bilişim mühendislikleri var şu anda. Ülkemizde de iki tane yüksek öğretim kurumunda var. Ben de hali hazırda adli bilişim yüksek mühendisiyim zaten. Hem adli bilişim hem de siber güvenlik alanında laboratuvar ve akademik çalışmaları olabildiğince ileri götürmeye çalışıyoruz. Yani ulusal ve uluslararası anlamda ileri seviyede çalışmalar yapıp bu sektöre yön vermek aslında amacımız. De zaten diğer bölümlerden farklı olarak bütün işimiz aslında teknolojiyle. O yüzden yani özellikle bizim programımızla ilgili bir defa çok sağlam laboratuvarlarımız var. Bilgisayarlarımızın tamamını geçen sene yeniledik laboratuvarlarımızı ve oldukça başarılı işte ekran kartından RAM'inden sistemine kadar, network'üne kadar çok başarılı. Hem teorik ve pratik derslerde tamamında kullanabileceğimiz rahat ortamlar. Bunun haricinde bir de Cyber Exam firmasıyla anlaşmamız, işbirliğimiz var. 7/24 dediğim gibi öğrenciler herhangi bir yerden kendi makinelerinden bağlanıp uzaktaki bir sanal makineye ve sanal ortamda eğitimleri tamamını, yani siber güvenliğin de geniş bir eğitim portföyü var, orada tamamını uygulama yapabiliyorlar. 5 yıl içerisinde bir defa müfredatı tamamen uluslararası standartta yüksek bir seviyeye çıkarmak, bir de vizyonumuz gereği burada bir öncü bir kurum haline dönüştürmek. Yani siber güvenlik alanındaki eğitimlerin, içeriklerin hazırlanmasından onun işte pratiğe dönüştürülmesine kadar bütün ortamları kendimize ait ve kendimizin hazırladığı ve buradaki sektöre yön verecek şekilde düzenlemek.
burada bir defa yani siber güvenlik programı ile ilgili en önemli materyallerden birisi laboratuvar ortamı aslında, çalışma ortamı. Siber güvenlik alanında işte ne kadar fazla makine çözerseniz, sorun çözerseniz, sorunla karşılaşırsanız o kadar iyi bir hale gelirsiniz, o kadar gelişmiş bir hale gelirsiniz. Bizde dediğim gibi hem kendi laboratuvar ortamlarımız çok sağlam, hem de öğrencilerin 7/24 kullanmış olduğu sanal laboratuvar ortamları ve bu sanal laboratuvar ortamlarıyla normal ortamların takibini de yine siber güvenlik programındaki hocalarımız tarafından yapılıyor. Yani öğrenciye oradan ödevlendirme de yapıyoruz işte. Şu sorunları bugün çözün ya da bir hafta içerisinde çözün deyip oradaki dönütleri de alıyoruz. Oradaki işte öğrenci login olmuş mu, girmiş mi sisteme, girmemiş mi, girmişse ne kadar kalmış, o kaldığı süre içerisinde nasıl bir çözüm gerçekleştirmiş, yanlışlarını da görerek hani onu doğrulara çevirmek adına oradaki bütün süreci kontrol ediyoruz. Yani bu mesela bölümün, bizim programımızın çok önemli bir eni bence.